Senden en büyük geçmişte içerisinde herhangi bir sonuç alın. Bir defa bir hayat acaba mümkün olabilir mi? Evet. Bir hayal etmesi gerekiyor. Ve bu anlamda da bir kadar çeşit. Bugünkü mutluluğumu tarif edecek başka bir yanında yok. O kadar mutluyum ki sözü gerektirmedi, gereğini yaptı ve bugün huzurlarınıza alnınıza koyarak. Çünkü ben size kentsel dönüşüm işini yapacağız dediğimde hep bir tereddüt var. Kime bu işi halledeceğiz dersen her arkadaşımızın kafasında bir problem var. Problemlerden en büyüğü geçmişte Bayraklı Belediyesi olarak biz bu yetkinin tamamını Büyükşehir Belediyesi'ne vermişiz. Ama geçen 10 yıl içerisinde herhangi bir sonuç alınamamış. Ben bir yetkiyi alıp bir iş yapacağım dediğinde bana şunu söylediler. Bu riskin altına girmedim. Büyükşehir'in yapamadığı bir işi sen nasıl yapacaksın? Vatandaşı nasıl bir araya getireceksin? Vatandaşla iş dünyası nasıl bir araya getireceksin? Planlamayı nasıl yapacaksın dedi. Ama ben de sizin gibi Anadolu'nun başka bir coğrafyasından gelmiş, kendisine İzmir'i yurt edinmiş bir hemşehrisi. Ne çektiğimizi, ne yaşadığımızı en iyi bilenlerden bir tanesi. Burada altını çizmek istiyorum. Bu süreç bir de bizim en zorlu sürecimizdi arkadaşlar. Pandeminin 2 yıl sürdüğü, depremin öngördüğü süreç içerisinde bu işleri yaptık. Ve Türkiye'de belki de ilk olacak şekilde sorunu doğru tespit edip doğru çözüm önermekle ilgili bütün arkadaşlarımızla ve sizlerle sürekli görüşme halinde olduk. Parklar yapmak lazım. Sosyal donatı alanları yapmak lazım. Otobüslerin, itfaiyenin, ambulansın girip dönebileceği sokaklar yapmak lazım. Mutluyum. Bu işi alnımızın akıyla yaptık. Dolayısıyla huzurunuzda hem sizlere hem emek veren Bayraklı Belediyesi bürokratlarına, Büyükşehir bürokratlarına, meclis üyelerimize, Büyükşehir meclis üyelerimize huzurlarınızda bir teşekkür borçluyum. İyi ki varsınız diyorum. Halk yar yardımcımız olsun diyorum.